Oo Serkan. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen Yeteneksizsiniz de birinci sezonda finale gelmiştin, finale kalmıştın. Finale çıktıktan 3 sene sonra neredeyse yurt dışından gelen bir vatandaşımız Beatbox'ta çok iyi olduğunu iddia ederek... Hayal gücü genişmiş. Wow. Serdi, bundan yaklaşık 3 hafta evvel Belçika'dan geldi. Burada bir şov yaptı. Sonra da onu nasıl yakalamış bilmiyorum. Galiba anladığım kadarıyla acun.com'a girdi. Orada performanslara baktı. Ve senin performansını gördüğünü ve bu performansın aslında çok bir şey ifade etmediğini, gerçek beatbox'ın kendisinin yaptığı olduğunu ve bir gün karşılaşırsa da bu konuda iddialı olduğunu söyledi. Acun abi, ben beatbox aşığı bir insanım. Keşke birileri benden daha iyi olsa da beatbox daha iyi yerlere gelse. Çok isterim ama şu şekilde arkadaş, komedyen, ben beatboxçı, ikimizin branşları farklı. Niye bana meydan okudu onu anlamadım. Oo. Keller Eller var, Atalay Demirci var onun branşında. Peki tamam. Onun sizin atışmalar başladı. Bir de şu da var. Şimdi müsaade edersen OVTR'yi seyredelim. Buradaki arkadaşlarımız da görsünler. Seyreden var, seyredemeyen var. Bakalım Serdi ne demiş, seyrediyoruz. Serkan, Kılıç. Tek bunu yapıyor ve televizyonlara çıkıyor. Bir tane çocuk geliyor, tek bunu yapıyor ve televizyonlara çıkıyor. Serkan, Kılıç, şöyle. Havaya, eller havaya. Bu ne? Biz şu anda Serkan da bunu seyretti ve biletini aldı. Gelsin, önüme gelsin. Tek teke. 1,5 dakika, 1,5 dakika, 3 kere yapalım. Ondan sonra siz seçin. Evet Serkan. Acun abi, ben bu zamana kadar kimseye meydan okumadım. Herkes bana meydan okuyor. Bu arkadaş da bana meydan okudu. Bana meydan okuduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü bana meydan okuması benim konumumu gösteriyor. Bir de VTR'de de izledik. Şöyle bir şey yapıyor. Hop, hop, hop. Eller havaya, eller havaya. Hop. Ben hayatımda böyle bir melodi yapmadım bir kere. Hani keşke yapabildiğim, yaptığım şeyleri yapabilseydi de hani görseydim onu. Yani ben düelle hazırım ama arkadaş tutturmuştu, gidiyordu, çok da güzeldi, başarılıydı. Bana meydan okuyarak kendini yaktı diye düşünüyorum ama. Şimdi şöyle yapalım. Bugün sen bir performans sergileyeceksin tabii. Performansın sonrasında ben Serdi'nin biletini alırım. Tamam. Çok uzun zamanda tamam. Beklemek istemiyorum. Sizi buluştururuz. O tamam. Dediğini ben şimdi gördüm. 1,5 dakika ben yapayım, 3'er kere diye. Onu da yaparız. Sen Serdi'yi nasıl buldun? Abi Serdi'nin yaptığını her beatboxçı yapabilir. Bunu iddia ediyorum. Ben şimdi de yapabilirim arkadaşın yaptıklarını. Problem değil. Benim yaptıklarım yapılamaz. Onu söylüyorum. Ya çok iddialısın maşallah. Yani Acun Bey, ilk 50 Cent'in geldiği gece Var Mısın Yok Musun'da tabii ki underground rap alemi belli bir kesim beatbox'ı biliyordu ama hani 5 yıl önce, yaklaşık 4-5 yıl önce bu işi işte halka tanıtan bir insanım ben. Öyle tahmin ediyorum. Öyle o konuda görüyorum kendimi. Yıllardır bunun emeğindeyim. Bunun için uğraşıyorum. Hatta o arkadaşımızın salona gelip beatbox yapıyorum dedikten sonra salonun alkışlamasının zeminini ben oluşturdum. Yıllarca bunun emeğini ben verdim. Bundan dolayı teşekkür etmesi gerekiyordu aslında, bilmiyorum ama. Peki. Sen tartışmasız derecede daha iyi olduğunu düşünüyorsun. Yani tabii ki onu halk belirleyecek. Peki. Ben şimdi hakikaten çok merakla... Ben düello için kostümümü hazırladım. Madem düello var, onun için kostüm hazırladım. Ona göre de şarkı hazırladım. Onunla başlayacağım. İzninizle. Tamam.
1, 2, 3, 4, Serkan. Hep, 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 hep. Ve Serkan. Hep, 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 hep. Serkan. Hep, 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 hep. Ve Serkan. 1, 2, 3, 4, Serkan. Beat. Beatbox. 4, 4, for life. Beat. Push beatbox. 4, 4, for life. Beat. Push beatbox. 4, 4, push for life. Johnny, la gente está muy loca. Serdi mi Serkan mı? Ya her zamanki gibi başarılısın Serkan, ne diyeyim ben? Seryen? Benim gözüme çarpan şuydu. İnanılmaz kendine güven gelmiş sende. Yani çok rahatsın bir defa sahnede. Herhalde ilk böyle değildin ilk çıktığında. Çıktığında ayaklarım çok kötü. Evet, şimdi çok rahatsın, çok kendine güvenim var. Yani işi ben bu işi yapıyorumu direkt seyrederken bize veriyorsun zaten. Hani çok Big Box'ı seyrettik biz. O yüzden biraz tecrübe kazandım ben de bu konuda. Çok rahatsın. Ama benim esas merak ettiğim şu. Yani ikiniz Serdi ile beraber çıktığınızda ne olacak? Ben onu merak ediyorum. Çünkü o da biraz böyle hiperaktif bir arkadaş. Ben ikinizin düellosunu böyle çok merak ediyorum. Şimdiden merak ediyorum yani. Evet Serkan, bence de performansın ilk duruşun gayet yeterli zaten. Karşılıklı geldiğinizde ilginç şeyler göreceğimizi düşünüyorum. O işi de organize edeceğim. Merak ediyoruz çünkü. Çok da uzatmak istemiyorum. Aylar beklemeyelim. Sizin ikinizi bir sahnede görelim. Mücadele yarışma içerisinde de sürsün. Zaten biliyorsun seyirci oylamalarımız oluyor. Takdiri onlar veriyor belli turlarda. O zaman da kimin daha iyi olduğu ortaya çıkar. Sonuçta kim daha çok beğeniliyorsa o daha iyidir herhalde, değil mi? Kıstas bu olmalı. Peki, oylama içelim Sergen. Evet. Evet. Ben de evet diyorum, üç evetle oyluyoruz. Baslarına çalış, baslarına, tamam mı? Dalak, böbrek, ne varsa dal. Hadi.